Herkese günaydın ve hoş geldiniz. Bu sabahki dersimiz, ödev olarak bir Roma kenti tasarlamak konulu üçüncü seçeneğe karar verenler için esin kaynağı olabilecek bir ders. Çünkü bu derste o temaya ilişkin her şey var. Muhteşem bir mimarlık, tüm imparatorluğu gezmiş, bazılarına bugün değineceğimiz birçok egzotik yere gitmiş sıra dışı bir işveren, bir aşk üçgeni, Panteon ve Tivoli'deki Hadrianus villası gibi bu dönem derslerde konu edeceğimiz bazı önemli yapılar. Perdenin solunda bir portresini gördüğünüz Hadrianus çok sıra dışı bir adamdı. Milattan sonra 76 yılında doğdu ve Traianus'a birkaç yıl hizmet ettikten sonra 41 yaşında imparator oldu. İtalya doğumlu O da, kendisinden önceki İmparator Traianus gibi İspanya'da doğmuştu. Roma'nın en eğitimli ve en kültürlü imparatorlarından biriydi. Kültür düzeyinin döneminin mimarisini nasıl etkilemiş olduğunu göreceğiz. Dediğim gibi yolculuk yapmayı da seviyordu. İmparatorluğu zamanında çok seyahat etmiş, hem kendi yapılarının hem imparatorluk genelinde uygulanan mimarinin şekillenmesinde çok etkili olan üç büyük geziye çıkmıştır. Sanırım Traianus'un yayılmacı politikasını izlememiş olduğunu bilmemizde önemlidir. Anımsayacağınız gibi Traianus'un en büyük siyasi politikası askeri fetihlerle ilintiliydi. Traianus çok sayıda savaşa katılmış, zaferler kazanmış ve imparatorluk sınırlarını en uç noktalara taşımıştı. Roma İmparatorluğu süresince bir daha o sınırların ötesine geçilememiştir. Hadrianus bu politikayı değiştirdi. O barışçıl bir adamdı ve o tip askeri seferlerle ilgisi yoktu. Daha önce Traianus'la birlikte seferlere katılmışsa da bunu devam ettirmedi. Onun yapmak istediği daha ziyade Traianus zamanında kazanılan sınırları güvence altına almaktı. Roma İmparatorluğunu, Greco-Romen İmparatorluğunu imparatorluğun geri kalanından ayırmak için inşa ettirdiği ünlü Hadrianus surları onun yaptırdığı en ünlü yapılardan biridir. Bu güçlü duvarlar Greco-Romen uygarlığını dışarıdaki barbarların yani yabancıların dünyasından ayırıyordu. Bugün Avrupa'da bu surların epey bir kısmı korunmuş durumdadır. İngiltere'de de bu suru görebilirsiniz. Burada perdenin sağında Hadrianus Surlarına ait kalıntılardan bir örnek görüyoruz. Hadrianus Yunan kültürüne hayrandı. Size gösterdiğim portresinin sakallı olduğunu fark etmişsinizdir. İşin aslı Hadrianus sakallı olan ilk Roma imparatorudur. Onun zamanına kadar Roma imparatorları hiç sakal bırakmamışlardı. Sakal Yunanlara özgü bir şeydi. Hadrianus da geniş ölçüde Yunanlara benzemek için sakal bırakmıştı. Ayrıca toplum içinde toga giyse de özel yaşamında bir Yunan giysisi olan himatyon kullandığını biliyoruz. Tüm bu alışkanlıkları Yunanistan'a ve Yunan kültürüne olan sevgisinden kaynaklanmaktaydı. Hatta bu sevgisinden dolayı kendisine küçük Yunan anlamında bir de takma at takılmıştı. Yunan hayranlığının izlerini mimarisini incelerken de göreceğiz. Aslında bugünkü dersimize Hadrianus'un en fazla Yunan özelliği taşıyan yapısıyla başlamak istiyorum. Bu yapıyı kendisi de amatör bir mimar olan Hadrianus'un tasarlamış olması mümkün gözükmektedir. Yani bu Venüs ve Roma tapınağını amatör bir mimar olan Hadrianus'un tasarladığına inanılmaktadır. Venüs ve Roma tapınağı, Roma şehrinin kendisini simgeleyen tanrıça Roma ile Romalı ailelerin tanrıçası Venüs'e adanmıştı. Venüs'ün Julius Caesar'la Augustus'un da gözdesi olduğunu, her ikisinin de Venüs'ün Julius ailesinin atası olduğuna inandığını hatırlayacaksınız. Yani burada Hadrianus'un Venüs'e vurgu yaparak Julius Caesar ve Augustus'la arasında bir bağ kurduğunu görüyoruz. Evet, bu Venüs ve Roma tapınağı. Yapının inşa tarihini kesin olarak bilmiyoruz. Ama 121-135 arasında yapılmış olabilir. Çünkü tapınağın 135 yılında kutsandığını biliyoruz. Yani görünüşe göre inşası epey zaman almış. İnşaat uzun sürdüğü için bu yapıyı erken, orta veya geç Hadrianus dönemi olarak sınıflamak biraz zor. Burada Venüs ve Roma tapınağının iki ayrı planını görüyoruz. Zira orijinal tapınağın planı konusunda farklı görüşler vardır. Çünkü Hadrianus zamanında inşa edilen ve 135 yılında kullanıma açılan bu tapınağın milattan sonra 3. yüzyıl sonlarında Roma'da çıkan büyük bir yangınla yok olduğunu, ve milattan sonra 307'de Sömestrin sonlarına doğru sözünü edeceğimiz imparator Maxentus tarafından yenilendiğini biliyoruz. Maxentus'un yenileme sırasında geniş ölçüde orijinal Hadrianus planına sadık kaldığına inanıyoruz. Ama tabi bundan kesin olarak emin olamayız. Yani bu iki plan arasında gördüğünüz farklar tapınağın orijinal planı ile daha sonra yenilenen planı arasındaki farklardan kaynaklanıyor olabilir. Soldaki plan sizin elinizde var. Sağdaki ise Ward Perkins'in kitabından alınmış olan. Ama en belirgin özelliklere baktığınızda bunların her iki planda da bulunduğunu görüyorsunuz. Her iki planında Tipik Roma tapınağı olarak tanımladığımız, genellikle tek bir sellası, bağımsız sütunlu derin bir portikosu ve cephe vurgusu olan tapınak planlarından ne kadar farklı olduğu hemen gözünüze çarpmış olmalı. Planlardan hangisine bakarsanız bakın, bu çok farklı bir tapınaktır. Çünkü bu sırt sırta yerleştirilmiş iki sellesi olan bir tapınaktır. Her iki planda da sellalar sırt sırtadır. Tabii bunun nedeni son derece açıktır. Tapınak iki tanrıçaya adanmıştır, Venüs ve Roma. Ve her ikisinin de bir sellaya ihtiyacı vardı. Ama burada Kapitolinus üçlüsüne ait tapınaklarda olduğu gibi tek bir geniş selle içinde yan yana yerleştirilmiş sellalar yoktur. Burada bunlar sırt sırta yerleştirilmiştir. Bunun sonucu olarak da tek cephe yerine iki cephe ortaya çıkmıştır. İki uçta ayrı birer cephe şeklinde. Bu durumu her iki planda da görüyoruz. Yine her iki planda tüm yapıyı çevreleyen sütunlar ve aynı şekilde bir merdiven görüyoruz. Ve etrafında sütunlar olan bir çevre duvarı görüyoruz. Tapınağın altında ayrıca bir de alçak podyum bulunmaktadır. Yani burada bir Roma tapınağından çok bir Yunan tapınağına benzeyen bir tapınak var. Aslında dediğim gibi bu sömestr boyunca sözünü ettiğimiz tipik Roma tapınakları ile hiçbir ilgisi yok. Neden böyle? Bu Hadrianus'un Yunan kültürüne duyduğu ilgiyle Yunan mimarisine duyduğu hayranlıkla ilintilidir. Hatta kendisi de amatör bir mimar olan Hadrianus bu tapınağın planını kendisi çizmiş gibi görünmektedir. Tüm yetkilerin kendisine ait olduğu bir durumda Roma'da bir Yunan tapınağı yapmayı yeğlemiş öyle de yapmış olduğunu görüyoruz. Tapınak bakımından bir diğer önemli nokta da konumudur. Bu Velia tepesi üzerinde Forum Romanum'un kenarında kolezyuma çok yakın konumda bir yapıdır. Velia'nın Titus takının bulunduğu tepe olduğunu anımsayacaksınız. Yine anımsayacağınız gibi Flavius'lar daha önce Nero'nun inşa ettirdiği Domus Transitoria'yı yerle bir edip buraya kendi yapılarını inşa ettirmişlerdi. Hadrianus'un da aynı geleneği sürdürdüğünü görüyoruz. O da buraya dini bir yapı inşa ederek halka ait olan ama Nero'nun el koyduğu araziyi halka iade etmektedir. Bu nedenle tapınağın konumu da son derece önemli bir noktadır. Tekrar plana geri dönersek, bu iki plan arasında en önemli farkın sellalar arasındaki duvarda olduğunu görürüz. Burada sellaların arkasında düz bir duvar, diğerinde ise her iki tarafta yer alan sırt sırta yerleştirilmiş birer niş vardır. Bir diğer fark da bu planda duvarların girintili çıkıntılı olmasıdır. Bu duvarlar hala kısmen ayakta olan Maxentus yapısında görünür durumdadır. Birazdan bunun fotoğrafını göstereceğim. Ama dediğim gibi bu sırt sırta duran apsisler ve girintili çıkıntılı duvar 4. yüzyıl başlarında Maxentus tarafından yaptırılan onarım sırasında mı eklendi yoksa Hadrianus'un orijinal planında zaten vardı da onarımda o plan aynen mi uygulandı kesin olarak bilmiyoruz. Ama ben soldaki planı yeğliyorum. Çünkü Roma mimarlığında bu özelliklerin zaten kullanıldığına dair elimizde her tür kanıt var. Platinus tepesindeki Domitianus'un Flavius sarayındaki Aula Regia'nın girintili çıkıntı duvarlarına düşünün. Aynı şekilde üzerinde yarım kubbe tavanı olan nişlerimiz de kesinlikle var. Yani Hadrianus döneminde bu tip bir yapı inşa etmek için her şey zaten vardı. Yani kesinlikle yapılamaz değildi. Bu Venüs ve Roma tapınağının Kolezyum tarafından görünüşü. Burada podiumun fazla yüksek olmadığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Burada yine zemin seviyesi farkı var. Antik çağ zemin seviyesi modern seviyeden daha alçaktı. Alttaki bazı kalıntılarda üzerine bu yapının inşa edildiği yapıların, örneğin Nero'ya ait Domus Transitoria'nın kalıntıları. Burada tapınağın podyumunun görmeye alıştıklarımıza kıyasla çok daha alçak olduğunu görüyorsunuz. Nişlerden birine bakıyoruz. Burada hem yapının Titus takı ile olan ilişkisini hem yarım kubbeyi görebilirsiniz. Tekrar hatırlatalım, Tapınak Velia'da bir zamanlar Nero'nun Domus Transitoria'sının bulunduğu arazi üzerindeydi. Burada yararlı olacağına inandığım üç görüntü var. Birinde aynı nişi yakından görüyoruz. Kolezyumun bulunduğu taraftan çekilmiş. Sırt sırta duran nişlerden birinin günümüzdeki görüntüsü, bu da bir ara Forum Romanum müzesine dönüştürülmüş olan daha geç bir yapının içinde korunan diğer niş. Her iki nişin de yarım kubbeli olduğunu görüyorsunuz. Yapı gördüğünüz gibi tuğla kaplı betondan. İç mekanda olduğu için daha iyi korunmuş durumda olan bu nişin iki yanında sütunlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca burada daha önce belirttiğimiz ve aynen Aula Reca'daki gibi İki yanı sütunlu nişlerden oluşan girintili-çıkıntılı duvarı da görüyoruz. Bir de kasetli tavının başlangıcını görüyoruz. Ama burada bir Beşiktonoz var mıydı kesin olarak bilmiyoruz. Fakat öyle olduğunu düşünüyoruz. Solda ise Rabirius'un Platinus tepesindeki Domitianus Sarayı için tasarladığı sekizgen odayı görüyoruz. Bunu bu tip deneyimlerin Hadrianus'un ve mimarisinin üzerindeki etkisini tekrar vurgulamak için gösteriyorum ki bu etkiyi bugün göreceğiz. Bu mekanı ve dilimli tonozunu hatırlayacaksınız. Bu mekanın niş içinde nişlerle, niş içinde pencerelerle, kapılarla bir heykel gibi tasarlandığını ve daha da ilginç olanı hepsinin asimetrik bir düzende yerleştirildiğini hatırlayacaksınız. Rabirius ve mimarisi Hadrianus'u çok etkilemiş. Domitianus sarayından söz ederken söylediğim gibi Bittiği tarihten antik çağ sonlarına kadar tüm imparatorlar bu sarayda yaşamıştır. Hadrianus da bu konuda bir istisna değildi. O da Roma'da olduğu zamanlarda bu sarayda yaşadı. Yani her gün Rabirius'un tasarladığı mimari formlarla iç içeydi. Özellikle sekizgen odaya ve ona benzeyen diğer mekanlara hayran oldu. Bu mekanların göreceğimiz gibi mimarisi üstünde belirgin bir etkisi olmuştur. Bu arada Venüs ve Roma tapınağında kullanılan malzeme ile ilgili son bir noktaya değinelim. Roma mimarlığında mermer kullanımında bir artış olduğundan sürekli söz ediyoruz. Augustus zamanında Luna veya Carrara olarak bilinen yerli mermer, Nero ve Flavius'lar zamanında Anadolu, Afrika gibi dünyanın farklı yerlerinden getirilen renkli mermerler kullanılmıştı. Hadrianus ise bir Yunan hayranı olarak yapılarında Yunanistan mermeri kullandı. Venüs ve Roma tapınağı da Yunanistan'dan ithal edilen Prokenesos mermerinden yapılmıştı. Bu mavi damarlı bir mermerdi. Hadrianus, Venüs ve Roma tapınağının yapımında özellikle sevdiği bu mermeri kullandı. Venüs ve Roma tapınağından Hadrianus tarafından inşa ettirilen çok daha ünlü bir tapınağa geçmek istiyorum. Venüs ve Roma tapınağı iki tanrıya, Venüs ve Roma'ya adanmıştı. Hadrianus'un Panteonu ise bütün tanrılara adanmıştır. Panteonun kelime anlamı da zaten bütün tanrılardır. Roma'daki bütün tanrıların tapınağı milattan sonra 118-128 yılları arasında inşa edilmişti. Buradaki Google Earth fotoğrafında Pantheon'u ve onu çevreleyen modern yapıları görüyoruz. Bu yapı tüm zamanların en büyük mimari eserlerinden biridir. Uzmanlık alanı mimari olan bir grup insana inşa edilmiş en önemli 10 yapının hangileri olduğunu sorarsanız, her birinin bu 10 yapılık listesinin bir yerinde Pantheon olacaktır aksine inanmak zor. Zira bu sadece başlı başına muhteşem bir yapı değil, aynı zamanda hem Roma hem de daha sonraki derslerde göreceğimiz gibi antik çağ sonrası mimari üzerinde çok büyük etkisi olmuş bir yapıdır. Muhteşem bir esin kaynağı. Bazıları ki ben olsam kesin öyle yapardım, bu yapıyı insanoğlunun tüm zamanlarda, tüm coğrafyalarda inşa ettiği en muhteşem yapı olarak listenin başına koyacaktır. Bu yapıyı birlikte incelerken az mı söylemişim, abartmış mıyım göreceksiniz. Ama ben içtenlikle bunun inşa edilen, örnek alınan en sıra dışı yapı olduğuna inanıyorum. Bu arada Hadrianus'un amatör bir mimar olduğundan söz ettiysem de Pantheon'un mimarının adını bilmiyoruz. Hadrianus olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle hayır. Hadrianus bu kadar iyi değildi. O profesyonel bir mimar değil, amatör bir mimardı. Bu ise olağanüstü bir sanat eseridir. Bazı katkıları olmuş olabilir, hatta kuşkusuz olmuştur. Çünkü göreceğimiz gibi Pantheon aynı anda hem karmaşık hem basit bir yapıdır. Yani hem geleneksel hem yenilikçi özellikleri olan bir yapıdır. Hadrianus'un ve onun için çalışan mimarların hem burada hem de Tivoli Villası'nda geleneksel Roma mimarlığıyla yenilikçi Roma mimarlığını olağanüstü bir şekilde harmanlamış olduğunu göreceğiz. Beton mimari ile sütun gibi Yunan mimarisine özgü unsurların aynı yapıda birlikte kullanımı söz konusudur. Burada selefi Traianus'tan çok etkilenmiştir. Traianus Çarşısı'nı ve Forum'unu düşünün. Aynı yapı kompleksi içinde geleneksel bir forum ve yenilikçi bir çarşı binası görmüştük. Panteon'da da Tivoli'deki Hadrianus villasında da aynı şeyi göreceğiz. Sonuç olarak Rabirius gibi Traianus'un ve Damaskuslu Apollodorus'un da Hadrianus mimarisi üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Bu Google Earth fotoğrafında yapıyı modern ortamında görüyoruz. Ama antik çağda Panteon'un da Forumlardaki kutsal alanlardaki diğer tüm tapınaklar gibi bir kompleksin parçası olduğunu bilmemiz önemli. Derslerde bunların genellikle tek başına duran izole yapılar olmadığını, mimari bir bütünün parçaları olduklarını gördük. Burada da bunu görüyoruz. Bu model bu anlamda çok yararlı. İki yanda sütunları olan dikdörtgen bir ön avlu. Bir tür giriş belki bir kemer, olasılıkla tapınağın önünde tüm tanrılar için bir sunak ve tapınağın yani Panteon'un kendisi. Bu model buraya girdiğinizde göreceğiniz manzara konusunda da bir fikir veriyor. Komplekse bu açık dikdörtgen alandan girip Panteona doğru yürürken nasıl bir yapı görürdünüz? Tüm gördüğünüz bu portiko olurdu. Portiko'nun arkasındaki çatı katı, silindirik gövdenin ve kubbenin görülmesini engellerdi. Yani burada durduğunuzda tek göreceğiniz şey bu portiko olurdu. Şimdi bu çok geleneksel bir portiko. Daha önce gördüğümüz diğer Roma tapınaklarının cephesine benziyor. Alınlığı Alınlığı destekleyen sütunları ile Yunan tapınaklarına benziyor. Ön cephe derin portikosu, bu portikoda bulunan bağımsız sütunları, tek merdivenli ön cephe vurgusu ile tipik bir Roma tapınağı cephesidir. Venüs ve Roma tapınağından çok farklı. Bu daha Romalı bir görünüşe sahip ve yüksek bir podyumu var. Bu daha önce de belirttiğimiz gibi Venüs ve Roma tapınağında olmayan yüksek bir podyum. Burada durup baktığınızda göreceğiniz bunlar olurdu ve bunun tipik bir Roma tapınağı olduğunu düşünürdünüz. Ama tabii kapıdan içeri girdiğiniz anda bir sürprizle karşılaşırdınız. Yapının dışından içeri girdiğinizde karşılaştığınız bu sürpriz Hadrianus mimarlığının özüdür. İçeri girmeden önce silindirik gövdenin arkasını göstermek istiyorum. Çünkü burada gördüğünüz gibi bu geleneksel portiko silindirik gövdeyi ve onun desteklediği yarım kubbeyi kapatıyor. Yapım tekniği, Ağustos döneminden beri Bayağı'daki Merkür Tapınağı'ndan beri gördüklerimizle aynı. Betondan yapılmış tuğla ile kaplanmış. Ama bu daha önce gördüklerimizden çok daha gelişmiş bir örnek. Mimarlar 3 sıra korniş ekleyerek yapının ağırlığını hafifletmişler. Kornişlerden ikisini burada görüyorsunuz. Üçüncüsü de aşağıda. Burada bir de tuğladan çok ilginç bir kemer görüyorsunuz. Bu kemer dönemin beton inşaat teknikleri hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Zira bu kemerler betonun çökmesini önlemek için kullanılıyordu. Beton ıslakken dökülüyor, bu kemerler sayesinde kuruyuncaya kadar çökmesi engelleniyordu. Beton kuruduktan sonra bu kemerlere gerek kalmıyordu. Çünkü beton kuruduktan sonra duvarlar kendilerini ve üstlerine gelecek kubbeyi taşıyacak kadar sağlam hale geliyordu. Böylece kemerlerin işlevi sonlanmış oluyordu. Ama tabii orada kalıyorlardı ve sonuçta yapıya belli bir estetik değer katıyordu. Burada bunu net bir şekilde görüyoruz. Yapı çok iyi korunmuş durumda. Arkası da öyle. Burada bu inşaat tekniğinin izini görüyoruz. Bu çizimler yapının planı, kesiti ve soldaki diyagram yapı hakkında bazı çok ilginç ve önemli bilgiler vermektedir. Burada gövde yüksekliğinin içeriden yarıçapa eşit olduğunu görüyoruz. Bunu soldaki diyagramda görüyorsunuz. Yapının üstünü kapatan yarım kubbenin tepesi de aynı tam tamına eşit mesafededir. Yani mimar istediği sonucu elde etmek için her şeyi son derece hassas bir şekilde ayarlamıştır. Plana baktığınızda bu yapının öncülerinin Pompei frigidaryumları olduğunu, bayağıdaki termal hamam olduğunu açıkça görebiliyoruz. Yuvarlak bir mekan etrafında ışınsal apsisler. Ama tabii bunlar çok çok daha büyük boyutlarda. Burada Pantheon'un cephesinin günümüzdeki durumunu görüyoruz. Bunu nasıl başardıklarına gelince, yani küçük ölçekli frigidaryumlardan biraz daha büyük Merkür tapınağına, ondan biraz daha büyük Nero'nun Domus Aurea'sına, ardından Domus Transitoria'nın kubbeli odasına, son olarak Pantheon'a nasıl geldiklerine gelince. Bunda yetenekli mimarların ve hep sözünü ettiğimiz gibi Romalıların beton inşaat konusunda artan deneyiminin payı büyüktür. Ama bu konu bir o kadar da beton karışımının iyileştirilmesiyle ilintilidir. Caligula zamanından beri betonu oluşturan katkı malzemelerinde bir değişiklikten söz etmedik. Hadrianus zamanında mimarlar tekrar bazı yeni düzenlemeler yapmışlardır. Aslında bu dönemde yapılan iki şey vardır. Biri duvar ağırlığının azaltılmış olmasıdır. Duvar ağırlığı aşağıdan yukarı doğru azaltılmıştır. Diğeri ise Caligula zamanında olduğu gibi beton karışımında değişiklik yapılmış olmasıdır. Ama bu değişiklikten biraz fazlasıdır. Burada Kubbe'nin alt kısmında kullanılacak betonda ağır bazalt karışımı kullanılmış. Üst kısımlara çıktıkça betonda bazaltın yerini çok çok daha hafif bir malzeme olan gözenekli sünger taşı almıştır. Başarılarının sırrı da budur. Şimdi yapının dış kısmından söz edip içeri girmeden önce Hadrianus'la Traianus'un mimarı Damaskuslu Apollodorus arasında geçen ilginç bir olayı aktarmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, Venüs ve Roma tapınağının Hadrianus'un kendisi tarafından tasarlanmış olduğuna inanıldığını söylemiştim. Bu dönemde Apollodorus hala hayattaydı ve çok saygın biriydi. Hadrianus da Venüs ve Roma tapınağı için hazırladığı planla ilgili olarak Apollodorus'un fikrini sordu. Tüm bunları Hadrianus'un amatör bir mimar olduğunu, Venüs ve Roma tapınağı için bir plan çizdiğini nereden bildiğimi merak ediyorsanız, bunların hepsini antik bir kaynaktan öğreniyoruz. Milattan sonra 3. yüzyılda doğu kökenli bir Roma senatörü olan Dio Cassius Roma tarihi üzerine bir kitap yazmış. Ve kitabında Hadrianus'la Damaskuslu Apollodorus arasındaki bu olaydan söz etmiştir. Aslında bu şekilde okumayı sevmiyorum ama bu alıntıyı okuyacağım. Çünkü bu hem Pantheon'u hem Tivoli'deki Hadrianus villasını anlamamız açısından önemli bir bilgi. Biraz uzunca bir alıntı okuyorum. Dio Cassius diyor ki, alıntı yapıyorum. Hadrianus Traianus'un birçok inşaat projesinde görev yapmış olan Damaskuslu Apollodorus'u önce sürgüne gönderdi, sonra idam ettirdi. Apollodorus'un hakkındaki bazı ciddi suçlamalardan hüküm giydiği iddia edilmişti. Ne var ki işin aslı öyle değildi. Traianus Apollodorus ile projedeki Bunlar Traianus'un projeleri. Bir sorun hakkında görüşürken mimar bir tavsiyede bulunmak için sözünü kesen Hadrianus'a şöyle der: Bu olay yaşandığında Hadrianus henüz imparator değil. Mimar Hadrianus'a şöyle der: Sen bu işlerden anlamazsın. En iyisi git ve kendi balkabaklarını çiz. Belli ki bunun yaşandığı dönemde Hadrianus yaptığı benzer çizimlerle övünüyordu. İmparator olduğunda yani Hadrianus imparator olduğunda bu aşağılamayı unutmadı ve Apollodorus'un açık sözlülüğünü sineye çekmeyi reddetti. Ona Apollodorus olmadan da büyük projelerin başarılabildiğini göstermek için yaptığı Venüs ve Roma tapınağının planını gönderdi ve tapınağın iyi tasarlanıp tasarlanmadığını sordu. Hadrianus Apollodorus'a soruyor. Apollodorus Venüs ve Roma tapınağı daha yüksekte olmalıydı diye yanıtlar. Yani Apollodorus'a göre tapınak yüksek podyumlu olmalıydı, alçak podyumlu değil ve şöyle devam eder. Kült heykellerine gelince bunlar bu yükseklikteki bir sella için fazla büyükler. Tanrıçalar ayağa kalkıp tapınaktan çıkmak isterlerse der, bunu yapamazlar. Tüm bunları dobra dobra yazdığında Hadrianus hem çok öfkelendi hem de derin bir acı duydu ve adamı öldürttü. Şimdi burada önemli olan balkabakları. Bu bize Hadrianus mimarlığı hakkında iki şey söylüyor. 1. Hadrianus'un tasarımlar yaptığını, amatör bir mimar olduğunu ve olasılıkla Venüs ve Roma tapınağı tasarımıyla yakından ilgisi olduğunu söylüyor. 2. Hadrianus'un balkabağı kubbeler çizdiğini. Nedir bu balkabağı kubbeler? Bunlar hiç kuşkusuz dilimli kubbelerdi. Rabirius'un Platinus tepesindeki sarayın sekizgen odalarında yaptığı ve Hadrianus'un sarayda yaşarken gördüğü kubbeler gibi belli ki Hadrianus bunları çok beğenmiş. Çok sevmiş ve kendi balkabaklarını çizmeye başlamış. Bu balkabaklarını göreceğiz. Göreceğiniz gibi Pantheon'da balkabağı kubbe yok. Belki de neyse ki yok demeliyiz. Ama Hadrianus villasında var. Evet, Hadrianus ile Apollodorus arasındaki bu ilginç ve önemli ilişki bilmemiz gereken hassas bir nokta. Bu Panteon'un cephesinin günümüzdeki görünüşü. Bu çeşmenin burada olmadığını düşünün. Rönesans döneminde yapılmış çok hoş bir çeşme ama Panteon'un cephesinin görünümünü bozuyor. Yapının bugün ön avlusu sütunları olmadan tek başına durduğunu da hatırlayın. Siz bunların var olduğunu hayal etmeye çalışın. Ama Panteon'un ne kadar iyi durumda korunmuş olduğunu görüyorsunuz. Yer seviyesi yükselmiş. Bu nedenle bir zamanlar tapınağın üstünde yükseldiği yüksek podyumu göremiyoruz. Ama orada gerçekten bir podyum olduğunu yapılan kazılardan biliyoruz. Öndeki sütunları görüyoruz. Yazıtı, alınlığı ve çatı katını görüyoruz. Bu resimde her ne kadar arkada kubbe birazcık çıkmış olsa da ön avludan geçip sütunların olduğu yerde durduğunuzda Sadece yapının en geleneksel kısmının görülebildiğini görüyorsunuz. Bu resim bu konuda size bir fikir vermesi açısından da iyi bir resimdir. Sütunların desteklediği alınlık ve arkada bir kubbe. Bu yapıdaki yazıtın ayrıntısı. Sütunları da görebiliyoruz. Sütunların gri granitten olduğunu görüyorsunuz. Birazdan daha iyi bir resim gelecek. Mermer başlıklı gri granit Yazıt çok etkileyici. M. Agrippa yani Marcus Agrippa. Bu ünlü Marcus Agrippa. Augustus'un çocukluk arkadaşı, sırdaşı ve damadı, sağ kolu ve bir ara varisi olan Marcus Agrippa. L. F. yani Lucius Filius. Lucius'un oğlu. Cos. konsül. Tertium, üçüncü kez fekit bunu yaptı. Yani bunu, yani Pantheon'u, Lucius'un oğlu, Üçüncü kez konsül seçilen Marcus Agrippa yaptı diyor. Şimdi bu ne demek? Marcus Agrippa, Augustus zamanında yaşamıştı. Bu arazide Marcus Agrippa tarafından yaptırılan daha erken bir panteon olduğunu biliyoruz. Marcus Agrippa da Augustus gibi Roma'da çok sayıda yapı inşa ettirmiştir. Eyaletlerde de yapmış olduğu yapılar var. Bunlardan bazılarını eyaletlere gittiğimizde göreceğiz. Marcus Agrippa'nın Roma'da yaptırdığı önemli yapıları arasında tüm tanrılara adanmış bir tapınak yani bir panteon vardı. Bu panteon korunamamıştır. Ama yapılan kazılarda şimdiki yapının altında bazı kalıntılar ele geçmiştir. Eski tapınak da tam bu alandaydı ve yazılı kaynaklardan karyatetli bir portikosu olduğunu biliyoruz. Ki bu özellik Ağustos dönemi mimarlığını düşünürsek pek de şaşırtıcı değil. Dönemin başında sözünü ettiğimiz Ağustos formundaki karyatitleri hatırlayacaksınız. Yani sonuç olarak tam bu alanda tüm tanrılara adanan ilk tapınan yani ilk panteonun Marcus Agrippa tarafından yaptırıldığını biliyoruz. Hadrianus buraya kendi panteonunu inşa ettirdiğinde Marcus Agrippa tarafından yaptırılan ilk yapıya saygı dolu bir göndermede bulunmaya karar vermiş ve bunun Marcus Agrippa tarafından yapıldığını yazdırmıştır. Buradaki asıl yapının onun tarafından yapıldığını kendisinin sadece restore ettirdiğini söylemesi tek kelimeyle büyük bir alçak gönüllülüktür. Tabii ki hiç kuşkusuz onun inşa ettirdiği yapının şimdiki Pantheon'la bir ilgisi yoktu. Bu çok farklı ve çok daha sofistike bir yapıdır. Ama çok alçak gönüllü davranmıştır. Ama bunun bir nedeni vardı. Böyle yaparak yine Augustus ile bağını vurgulamaktaydı. Bu belli ki onun için son derece önemliydi. Fakat bu yazıt çok uzun süre araştırmacıların aklını karıştırdı. Ve bir zaman Augustus dönemi yapısı olarak kabul edilmesine neden oldu üstte alınlığı görüyoruz. Burada bir sürü delik görüyorsunuz. Bunlar bir zamanlar alınlıkta yer alan ama korunmamış olan heykellerin tutturulduğu yerlerin izleridir. Açık gri renkte granitten sütunları ve beyaz korint başlıklarını gösteren bir başka fotoğraf. Hepsi çok özenli bir şekilde işlenmiş. Belli ki burada çok kaliteli mimarlar, ustalar çalışmış. Bu arada Venüs ve Roma tapınağından ve orada Yunan mermeri kullanıldığından söz ederken Hadrianus'un sadece mermeri değil bunları işleyen mermer ustalarını da getirdiğini söylemeyi unuttum. Yani yapılarında kullanılacak Yunan mermerini en iyi tanıyanlarla çalışmak, en iyisini yaptırmak istemişti. Hiç kuşkusuz o ustalar bu yapıda da çalışmıştır. Portiko'nun Korint başlıklarını gördüğümüz bu fotoğrafta sanırım Portiko'nun derinliğini de algılayabiliyorsunuz. Özenle seçilmiş fotoğraflara rağmen New Haven'da bir sınıfta oturarak Pantheon'un kapısından içeri girince karşılaşılacak sürpriz, yaşanacak deneyim hakkında bir izlenim edinebilmeniz çok zor. Burada gördüğünüz gibi kapılar açık. Bunlar bronz kapılar ve mükemmel derecede iyi korunmuş olan bu yapının orijinal kapıları. Bu yapının bu kadar iyi korunmasının nedeni, Roma'daki başka birçok yapı gibi bunun da sonraki dönemlerde kullanılmış olmasıdır. Burası öncelikle bir kilise olarak kullanıldı. Kilisenin harika bir adı vardı. Santa Maria Rotanda. Yapının büyük bir rotant yani yuvarlak olması nedeniyle verilen bir ad. Rotant Maria. Bu kapılar açılmış. Burada kapılar açılmış. Son derece geleneksel bir portikodan ve bu orijinal bronz kapılardan geçip içeri girdiğinizde Pantheon'un iç mekanının olağanüstü doğasıyla büyüleniyorsunuz. Aslında burada tüm gördüğünüz yapının üst kısmı ve kubbesi. Çünkü mesafe yeterli değil. İnsan gözü tek seferde mekanın tamamını görmüyor. Hatta fotoğraf çekerken geniş açılı lensler kullansanız bile tek seferde mekanın tamamını alamadığınız gibi bir de inanılmaz boyutta biçimsel bozulmalar oluyor. Bu nedenle Pannini'nin yaptığı bu resimle yetinmemiz gerekiyor. Burada kubbenin altındaki ihtişamı görüyoruz. Pantheon'da iç mekanın nasıl bir yer olduğu konusunda gösterebileceğim hiçbir resim size bundan daha iyi fikir veremez. Bu Panini resminde harika mermer kaplamaları, mermer zemini, kasetli kubbeyi görüyorsunuz. Burada her birinde 28 adet kaset bulunan 1, 2, 3, 4, 5, evet 5 sıra var. Toplam 140 kaset eder. Bunlar antik çağda büyük olasılıkla altın yaldızlıydı. Yukarıda da okulusu görüyorsunuz. Buradan içeri süzülen ışık, yaldızların aşağıdaki mermer kaplamaların üzerinde parlıyordu. Bu mermer kaplamalar da çok iyi durumda korunmuştur. Bunlar en iyi korunan Roma mermerleridir. Hepsi değil ama büyük bir kısmı antik çağdan. Bu da bize antik çağda bu mermer yapılardan bazılarının nasıl göründükleri konusunda çok iyi bir fikir veriyor. Burada orijinal mermer kaplamalardan bir ayrıntı görüyoruz. Pompeyliler duvarlarının işte böyle olmasını istiyordu. Her biri farklı renkte, dünyanın farklı yerlerinden getirilmiş güzel mermerler. Hadrianus Yunan tarzında yaptırdığı Venüs ve Roma tapınağında Prokenesos mermeri kullanmışsa da daha Romalı olan bu yapıda Nero ve Flavius'ların izinden gitmiş hem duvar kaplamalarında hem zeminde çok renkli mermer kullanmıştır. Pantheon'un büyük bir kısmı orijinaldir ve dediğim gibi çok iyi korunmuştur. Sütunlar, orijinal duvar ayakları hepsi hala mükemmel durumda. Burası uzun bir süre kilise olarak kullanıldığı için azizler, nişler gibi kiliseye özgü çok sayıda düzenleme var. Yani heykeltraşlık eserlerinin çoğu daha geç bir döneme aittir. Hatta yapı Aralarında ünlü Rönesans ressamı Rafael'in de bulunduğu birçok ünlü İtalya'nın mezarına ev sahipliği de yapar. Rafael'in Nero'nun Domus Aureus'un yeraltı odalarına girdiğinde duvara bir yazı yazdığını hatırlayacaksınız. O da burada gömülü ve burada gördüğünüz mezarı Pantheon'a gelen çoğu ziyaretçi için en büyük ilgi odaklarından biridir. Hatta çoğu kişiye göre perdenin solunda resmini gördüğünüz Victor Emmanuel mezarını bile gölgede bırakır. Ama buradaki Roma sembolizmine dikkat edin. Kanatları açık bir kartal, Amazon peltası, Tüm bunlar İtalyan gücünün simgeleridir ve Victor Emmanuel gibi hanedanlar, çağdaş hanedanlar tarafından hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Pantheon'un kubbesinin çapı şu ana kadar gördüğümüz tüm kubbelerin çapından daha büyüktür. Pantheon'un çapı 43.20 metredir ve bunu Roma'daki bir başka büyük kubbe olan San Pietro'nun kubbesiyle kıyaslarsak Pantheon'un daha büyük olduğunu görürüz. San Pietro'nun çapı biraz daha küçüktür. 42.37 metre. Aranızda hem Pantheon'u hem San Pietro'yu görmüş olan varsa bana olasılıkla bir dakika dur bakalım. Altında durup baktığımızda San Pietro'nun kubbesi daha büyük görünüyor diyecektir. Burada bu kubbenin bir resmini görüyoruz. San Pietro kubbesinin daha büyük görünmesinin nedeni daha uzun olmasıdır. Yani hacimsel ve görsel olarak daha büyük durur. Ama çapı daha büyük değildir. Çap bakımından Pantheon kubbesi hala Roma'nın en büyük kubbesidir. Bu kubbeye bakıp onu San Pietro'nun kubbesiyle kıyaslayınca insanın aklına ister istemez Domitianus, onun Dominus et Deus yani efendi tanrı olması ve tonozları geliyor. Bütün fikir başınızın üstünde gök kubbenin yükseliyor olmasıydı. Buraya bakınca burada da bazı referanslar söz konusu olabilir diye düşünüyorsunuz. Hem yerküreye hem gök kubbeye. Bu tüm tanrılara adanmış bir tapınak için kesinlikle çok uygun bir simgedir. Bu noktada cephe mimarlığından iç mimariye gelmiş olduğumuzu görmemiz bakımından en önemli Yunan tapınağı olan Parthenon'la en önemli Roma tapınağı olan Pantheon'u karşılaştırmamız yerinde olur. Milattan önce 5. yüzyılda Atina Akropolisi üzerinde inşa edilen Parthenon Tapınağı'nı inşa edenler için öncelik yapının Akropolis kayalığıyla şehir dokusu ile olan etkileşimiydi. Bir başka deyişle Yunan yapıları doğayla doğrudan bir etkileşim içindeydi. Bu nedenle Yunanlar yapılarını, dış görünümlerini esas alarak tasarladılar. Romalıların cephe vurgusu ile kendi dini mimarilerinde bu alışkanlığı sürdürdüğünü görüyoruz. Ama bu Pantheon'la değişir. Evet, önünde bir alınlık, geleneksel bir portiko var. Bu geleneksel tapınak mimarlığına küçük bir göndermedir. Ama portikodan yapının içine girip de silindirik mekanı, yarım daire kubbeyi, süzülen ışığı gördüğünüzde Roma mimarlığında daha önce hiç benzeri olmayan tümüyle yeni bir iç dünyaya girmiş olursunuz. Bunun daha sonraki Bizans, Ortaçağ ama özellikle Bizans mimarlığında çok büyük bir etkisi olmuştur. Özellikle İstanbul'a gidip Ayasofya ya da Sultanahmet Camii'ne bakın. Bunların her şeyi Panteon'un kubbesine borçlu olduğunu görürsünüz. Burada son ve gerçek bir dönüşüm görüyoruz. İnşaat malzemesinde de bir dönüşüm yaşanmış, taştan betona geçilmiştir. Pantheon kubbesinin içinden birkaç resim daha. Bunlar son derece çarpıcı siyah beyaz resimler. Roma'daysanız ve vaktiniz varsa Pantheon'a günün farklı zamanlarında gidip bakmak çok keyifli olabilir. Çünkü iç mekanın görünümünde ışığın etkisi çok fazladır. Sabah gidip bakın, sonra uzun bir öğle yemeği molası verin, bir bardak şarap için, sonra geri gelin ve ne olduğunu görün. Yağmur yağdığında daha da keyifli. Yağmurun içeri yağmasını ve göllenmesini izlemek de çok ilginç. Bir kanal var ama her zaman çok iyi çalışmıyor. Yani gidip bu olağanüstü yapının tabanında kenarlarında biriken sulara bakın. Pantheon'un içinden son bir görüntü. Burada fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Burada günün farklı saatlerinde çektiğim binlerce fotoğraf var. Bu da onlardan biri. Bu yeni iç mekan düzenlemesinde içeride bizi karşılayan sürpriz sadece tonozun kendisi değil, sadece beton mimari ya da mermer kaplamalar değildir. Burada ışığın rolü çok önemlidir. Işığın önemli bir rol oynadığını Domus Italica zamanından, örneğin Terracina'daki kutsal alandan şimdi bulunduğumuz noktaya gelinceye kadar hep gördük. Ama hiç bu kadar önemli bir rol üstlenmemişti. Burada ışık okulustan içeri süzülüyor. Yapıyı sadece aydınlatmakla kalmıyor, çok mükemmel aydınlatıyor ve aynı zamanda çok etkileyici bir görünüm yaratıyor. Bir de burada kasetler yaldızlıyken yerdeki mermerler çok daha parlakken yarattığı etkiyi düşünün. Muhakkak çok daha etkileyiciydi. Bu arada size yerdeki mermer döşemeyi göstermedim ama o da çok mükemmel durumda korunmuştur. Sonuç olarak bu çok gelişmiş yeni iç mekan düzenlemesinde ışık çok önemli ve çok etkileyici bir rol oynamaktadır. Kişisel deneyimime dayanarak yeryüzünde ilahi varlığı gideceğiniz hiçbir başka mekanda burada olduğundan daha iyi algılayamayacağınızı söyleyebilirim. Tek tanrı veya bu tapınağın adandığı çok sayıda tanrı olsun. Bu olağanüstü tapınağın içinde ruhani dokunuşu sanırım yeryüzündeki ilahi varlığı hissediyorsunuz. Pantheon'un hem daha sonraki derslerde bazı örneklerini göreceğimiz gibi antik çağlarda hem de modern zamanda çok sayıda kopyasının yapılmış olduğundan söz etmiştim. Örneğin bu kampüsteki Wolsey Hall bir tür panteondur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en bariz örnek sadece Monticello değil. Thomas Jefferson'ın Virginia Üniversitesi'nde inşa ettiği rotanda da burada gördüğünüz gibi kesinlikle Pantheon temel alınarak inşa edilmiştir. Thomas Jefferson antik mimarinin büyük bir hayranıydı. Özel kütüphanesinde Roma mimarisiyle ilgili çok sayıda kitap vardı. Virginia Üniversitesi'ndeki rotandaya ve arkadaki çimenliğe bakınca ister istemez acaba Thomas Jefferson Roma'daki Pantheon'un bir ön avlusu olduğunu bilmiyor muydu diye düşünüyorsunuz. Çünkü rotunda yanlış tarafa bakıyor ama yine de bir alan var. O kendi tasarımında bu dikdörtgen alanı arkaya yerleştirmiş. Bu haliyle de Roma'daki Pantheon'u kesinlikle çağrıştırıyor. Pantheon'dan hızlı birkaç resim daha görelim. Bırakmak istemiyorum ama hızlıca bakalım. Pantheon'u harika bir meydan çevreler. Bu meydan sadece harika değil, aynı zamanda dondurma yiyip şarap içebileceğiniz çok güzel bir yer. Buraya çok sayıda küçük sokaktan ulaşabilirsiniz. Sokakta yürürken tapınak birdenbire karşınıza çıkıveriyor. Burası hala sürprizlerle dolu. Burada da bunu görüyoruz. Pantheon çevresinde yemek yemeye gelince, burada en sevdiğim yerlerden biri Fortunato al Pantheon. Burada beyaz şemsiyeleri görüyorsunuz. Dışarıda da harika bir yeri var. Pantheon'un tam karşısında bir McDonald's var. Altın rengi kemerleriyle Roma su kemerlerine ne kadar benzemiş, değil mi? Roma'nın her yerinde bu tip çağrışımlar olduğunu söylemiştim. Tabii yemeğinizi McDonald's'ta yemeyin. Onu her zaman yersiniz. Diğerinde de yiyin. Çok güzel scalopine al gorgonzale yapıyorlar. Üzerinde ince peynir dilimleri olan bir et yemeği. Sizi Roma'daki dondurmacılardan haberdar edeceğimi söylemiştim. Trescalini'den söz etmiştik. Bu da Della Palma. Pantheon lokantasının hemen sağında. Roma'da dört iyi dondurmacı varsa bu dördüncüsü. Bu benim en beğendiğim değil, biraz daha Amerikan dondurması gibi. Burada seçenekleri görüyorsunuz. En özel dondurmaları Mars Bars. Benim en sevdiğim burada gördüğünüz Zbaglione. Sabah sabah iştahınızı kabartmak istedim. Kalan son 20 dakika kadar zamanımızda Roma'daki Panteon'dan Hadrianus'un evine geçmek istiyorum. Ama bu Roma'da Platinus tepesindeki daha önce sözünü ettiğimiz Domitianus sarayı değil. Tivoli'deki villasıdır. Eski adı Tibur olan Tivoli'nin daha önce de birkaç kez sözünü etmiştik. Burada mermer ve traverten ocakları vardı. Tivoli Roma'dan arabayla bilmiyorum hızlı giderseniz herhalde 40 dakikalık bir mesafededir. Tabii antik çağda daha uzun bir yolculuktu. Ama kesinlikle gidilemeyecek bir yer değildi. Belli ki bu Hadrianus için bir sorun olmamış. Burası olağanüstü bir yer ve Hadrianus burayı mimari fikirlerini uygulama sahası olarak kullanmıştır. Burada göreceğimiz yapıların çoğunun, özellikle de ünlü balkabağı kubbesi olanların kısmen onun kendi tasarımı olma olasılığı yüksektir. Birkaç yapısını Rabirius mimarisinden etkilenerek tasarladığını ve bunların balkabağı kubbelere sahip olduğunu göreceğiz. Bu hayranlık uyandıran bir villadır. Roma dünyasından korunan en geniş ve olasılıkla tüm Roma villalarının en büyüğüdür. Nero'nun Roma'daki sarayını düşünürsek, onun bir skandala dönüşmüş olmasının nedeni şehir merkezinde olmasıydı. Nero'nun sarayı ile Tivoli'deki Hadrianus villasını kıyaslamaya kalkarsak, bu ikisinin kıyas kabul etmeyeceğini görürüz. Tivoli'deki Hadrianus villası çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Mimari açıdan çok daha sıra dışı yapılar içerir ve heykellerle, mozaiklerle, resimlerle çok daha zengin bir bezemeye sahiptir. Burası kuşkusuz çok olağanüstü bir yerdi. Ve eğer Traianus Forumu bir anlamda Traianus zamanındaki imparatorluğun küçük bir yansımasıysa, sanırım bu da Hadrianus'un defalarca gezdiği imparatorluğunun bir yansıması olarak düşünmek gerekir. Sanırım bunu da Hadrianus'un defalarca gezdiği imparatorluğunun bir yansıması olarak düşünmek gerekir. Sağ üstte Roma İmparatorluğu'nun bir haritasını görüyoruz. Gördüğünüz turuncu bölgenin tümü Traianus'tan Hadrianus dönemine uzanan zaman diliminde Roma İmparatorluğuna aitti. Dikkatli bakarsanız üç ayrı renkte çizgi göreceksiniz. Sarı, mavi ve kırmızı çizgiler. Bunlar Hadrianus'un imparatorluk içinde yaptığı gezilerdi. Ne kadar çok gezmiş olduğunu görüyorsunuz. Her yere gitmişti. Neden? Çünkü yolculuk yapmayı seviyordu. Yolculuk yapmayı gerçekten seviyordu ama bir yandan da eyaletlerde işlerin nasıl yürüdüğünü kendi gözleriyle de görmek istiyordu. Gittiği her yerde ya kendisi masrafları karşılayarak ya da daha ziyade oradaki magistratlar bir beklentiyle ya da sadece imparatorun gelişi onuruna bir yapı inşa ederlerdi. Bu yapılardan bazıları imparatorun ziyaretine yetişmesi için aceleye getirilmiş çarçabuk inşa edilmişti. Yani bu dönemde inanılmaz bir inşaat faaliyeti görüyoruz. Gelecek haftadan itibaren eyaletlere gitmeye başladığımızda bunları göreceğiz. Eyaletlerde Hadrianus'un Roma'da başka yerlerde yaptıklarının yansıması olan çok ilginç bazı Hadrianus yapıları göreceğiz. Bu villada gördüklerimiz gerçekten büyüleyici. Hepimiz tatilden yeni döndük. Bazılarımız yolculuklar yaptı. Yolculukların insanın ufkunu genişlettiğini biliyoruz. Bir yerlere gittiğimizde orada gördüklerimiz, yaşadıklarımız sayesinde yeni deneyimler edinmiş, biraz değişmişizdir. Belki bu ekonomik krizde değil ama normalde gittiğimiz yerlerden anı eşyaları alırız. Oradan tişört, buradan çanta veya her neyse onları yaptığımız o güzel geziyi bize hatırlatacak anılar olarak geri getiririz. Hadrianus da aynen öyle yaptı. Ama zengin olması, arkasında devlet hazinesi olması sayesinde o anı olarak yapılar topladı. Yani Hadrianus geziler yaptı ve neleri beğendiğini gördü. Tivoli'deki mimari laboratuvarına dönünce de yolculuğunun anıları olarak bazıları olasılıkla kendisi tarafından, bazıları da mimarları tarafından tasarlanan bir dizi yapı inşa ettirdi. Bunlar gördüklerinin ya birebir kopyasıydı ya da bir çeşitlemesiydi. Bu da buradaki yapıları ayrıca görmeye değer kılar. Hadrianus villasının 3 yapı evresi vardır. Erken, orta ve geç. Bu yapı evreleri Hadrianus'un imparatorluk döneminin tamamını kaplar. Burası belli ki Hadrianus'un sadece evi değil, aynı zamanda sevdiği bir uğraşıydı. 138 yılında ölmeseydi muhakkak buraya yapılar eklemeye devam edecekti. Yani buradaki inşaatlar Hadrianus'un imparatorluk dönemi boyunca sürmüştür. Bu hava fotoğrafında villanın bugünkü durumunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir dizi çok hoş havuz ve aralarına serpiştirilmiş mimari var. Yapının planına bakarsak bunun doğal ortam içinde gelişi güzel, neredeyse rastgele doğayla etkileşim içinde yerleştirilmiş yapılarıyla daha önce gördüğümüz diğer bütün villalardan farklı olduğunu görürüz. Burada Roma mimarlığının en tipik özelliklerinden olan eksenselliği ve simetriyi görmüyoruz. Yapılar dolambaçlı bir hat boyunca uzanıyor. Burada her şey var. Sadece havuzlar değil, hızlıca örneklerini göreceğimiz çok çeşitli yapılar var. Burada harika bir ada villası, bu Piazza d'Oro yani altın meydan, biri büyük, biri küçük, iki hamam. Burada bir stadyum var. Firke teşeklini görüyorsunuz. Buna geri dönmeyeceğiz. Kanapus, bir başka havuz. Burası tam teşkilatlı bir villa. Kendi hadesi, yani kendi cehennemi bile var. Her şey var. Hadrianus her şeyi ince ince düşünmüş. Hadrianus'un gezilerinden ana olarak topladığı yapılardan en ilginç olanlarını hızlıca arka arkaya göstermek istiyorum. Size göstermek istediğim ilk yapı Villa'nın son yapı evresine 133-138 yıllarına tarihlenen Venüs tapınağı. Burada yine Roma'daki Venüs tapınağında olduğu gibi Hadrianus'un Yunan kültürüne olan hayranlığını görüyoruz. Hadrianus, Venüs'ün en ünlü yuvarlak tapınağının ve Yunan heykeltıraş Praxiteles tarafından yapılan en ünlü heykelinin bulunduğu Knidos'a gider. K, N, I, D, O, S. Çok kişi buraya ziyarete gelirdi. Bu tapınak ve heykel onlarca yıl Ayrislav adlı bir hanım arkeolog tarafından araştırıldı. Bu arada Love yani aşk isimli birinin aşk tanrıçasının tapınağında kazı yapması da çok hoş bir aslandı. Hadrianus buraya gittiğinde gördüğüne hayran oldu. Kendi villasına bu yuvarlak tapınağın, bu yuvarlak Yunan tapınağının tam bir replikasını yaptırdı. Doğru düzeninde olduğunu görüyorsunuz. Sütunların desteklediği triklif ve metopları ve ortadaki Venüs heykeline görüyorsunuz. Ne yazık ki başsız ve kolsuz. Bu bir kalıp. Orijinali buradaki müzede. Burada da müzedekini görüyoruz. Praxiteles'in yaptığı orijinal heykelin kopyalarından biri. Bu ünlü Praxiteles heykelinin çok sayıda kopyası var. Bunlardan biri de Vatikan'dadır. Bu daha sağlam ve size heykelin görünümü hakkında daha iyi bir fikir verir. Dor sütunları, triglifler ve metoplar. Burada bizim için önemli olan bu örneğin tam bir replika olmasıdır. Hadrianus'un gezilerinden Tivoli'deki villasına taşıdığı mimari fikirlerin, devasa anıların en sıra dışı olanı kanapustur. Benim de Hadrianus villasında en sevdiğim yapı olan kanapus, yine son evreye, sonra 133-138 yılları arasına tarihlenir. Bu yapı Yunanistan'dan değil Mısır'dandır. Konopus Mısır'da Nil Nehri'nin bir kolu olarak açılan bir kanaldır. İskenderiye'den Konopus isimli küçük yerleşime bu kanaldan gidilebildiğini biliyoruz. Bu yapının esin kaynağı da o kanaldır. Kanopus'ta Mısır tanrısı olan Serapis'in bir tapınağı vardır. S E R A P I S Serapis iyileştirme gücü olan bir tanrıydı. Ve dünyanın dört bir yanından insanlar iyileşme umuduyla bu Serapis tapınağına gelirlerdi. Burası aynı zamanda eğlence parkıyla da ünlüydü. Hadrianus oraya Serapis'in kutsal alanını ziyaret etmenin yanı sıra bu eğlence parkı içinde gitmiş gibi görünüyor. Kişisel aşk üçgeni konusu da burada gündeme geliyor. Hadrianus Sabina isimli çok güzel bir kadınla evliydi. Ama sağdaki bu portresinde biraz asık suratlı görünüyor. Belki de Hadrianus'u antik dönemin en yakışıklı delikanlısı olsa gerek Antinos A N T I N O O S Antinos isimli gençle ilişki kurduğu için suçlamamak gerekir. Hadrianus Antinos'la Anadolu gezisi sırasında karşılaşmış, çok etkilenmiş ve ondan sonra yanından hiç ayırmamış. Ama ne yazık ki Antinos henüz çok gençken boğularak ölmüş. Hem de Nil'de. Bu olay gezi sırasında yaşanmış. Birlikte Kanapus'a buradaki eğlence parkına gitmişler ama zavallı Antinos Nil'de boğularak ölmüş. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bu bir kaza mıydı? Bazıları Hadrianus'u kurtarmak için kendisini feda ettiğini söyler. Gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yakışıklı genç adamın ölümüyle ilgili sır perdesi aydınlanmamıştır. Ama Nil'de boğulduğunu biliyoruz. Bu da Nil nehrini Hadrianus için çok anlamlı bir yer haline getirir. O da villasında bir Nil yaratmış, dahası imparatorluğun her yerinde bir Antinopolis kurmuştur. Roma İmparatorluğunda tonlarca Antinopolis vardır. Bu olay sadece Hadrianus, Antinos ve Sabina ile ilgili aşk üçgeni nedeniyle değil, çok sayıda Antinopolis kurulmasından dolayı da çok sayıda kendi Roma şehrini kendin yap projesine esin kaynağı olmuştur. Antinos'un mümkün olan her pozda, mümkün olan her tanrı şeklinde heykelini yaptırmıştır. Önemli Roma tanrıları, daha az önemli Roma tanrıları, Antinos'un çok sayıda heykeli vardı. Bu da Antinos'un bir başka heykeli. Mısır çağrışımları nedeniyle buraya dahil olabilir ama havuzun olduğu yerde bulunmamış. Bu heykelde bukleleriyle ünlü saçını kapatan Mısır başlığı ile bir Mısırlı gibi betimlenmiş. Hadrianus villasından Firavun pozunda bir Antinos. Kanapus'a geri dönersek. Havuzu görüyorsunuz. Bir kenarında sütunlar ve aralarına serpiştirilmiş heykeller var. Burada yine Yunanistan öne çıkıyor. Çünkü heykellerin çoğu Yunan prototiplerinin kopyalarıdır. Burada yine ilginç bir derleme görüyoruz. Mısır'dan esinlenilmiş bir havuz, Mısır özellikleri taşıyan bazı heykeller ama aralara ünlü Yunan prototiplerinden kopyalanmış Yunan heykelleri serpiştirilmiş. Mimari açıdan bizim için önemli olan kanapustaki bu düz ve kemerli lentolardır. Bunu ikinci stil Roma duvar resminde görmüştük. Artık mimaride de görmeye başlıyoruz. Bu Hadrianus'un özellikle sevdiği düzenlemelerden biri olmuştur. Hadrianus döneminde Roma eyaletlerinde başka yerlerde de bunun kullanıldığını göreceğiz. Burada yine mısır etkisi ama aynı zamanda Roma etkisi var. Bir zamanlar kanapusu süslemiş olduğu sanılan iki nehir tanrısı. Bu bir Sphinx üzerine eğilmiş, dolayısıyla kesinlikle Nil nehri. Diğeri ise dişi kurdun emzirdiği Romulus'la Remus'un üzerine eğilmiş olan Tiber nehridir. Burada yine derleme bir heykel düzenlemesi görüyoruz. Burada karyatitler de var. Burada şimdi müzede olan bu karyatitleri görüyorsunuz. Çok iyi korunmuş durumda olan bu heykeller, M.Ö. 5. yüzyılda yapılan ve Akropolis'te bulunan orijinal karyatitlere sadık kalınarak yapılmışlardır. Burada yine Hadrianus'un Yunan hayranlığı kendini belli ediyor. Augustus'un da forumunda karyeti kopyaları kullandığını anımsayacaksınız. Onların boyu küçültülmüştü. Bunlar ise Yunanistan'dakilerle aynı boyutta. Hadrianus karyatitleri ile Augustus karyatitleri arasındaki en önemli fark, Augustus'unkiler Erektaryon'un portikosunda olduğu gibi bir kamu binasındaydı. Hadrianus ise bunları kendi özel villasında kullanmıştı. Burada kanapusun bir kenarına sıralanmış halde görüyorsunuz. İki yanlarında da Dionysos kültünü betimleyen resimlerde gördüğünüz satırlar yer alıyor. Bir de Mısır'da olduğumuzu unutmayalım diye harika bir timsah heykeli konmuş. Bu kesinlikle gördüğümüz nehrin Nil Nehri olduğunu anımsatmak üzere havuzun ortasına başı sudan çıkmış bir şekilde yerleştirilmişti. Bu timsah üzerinde çekilmiş fotoğraflarımla tüm mesleki kariyerimi izleyebiliyorum. Her gittiğimde, bugün bile mutlaka bu timsah üzerinde bir poz veririm. Bunu hem eğlenceli olduğu için hem de sizleri özendirmek için yapıyorum. Öğrencilerin İtalya gezilerinden gönderdiği iki resmi çok severim. Biri bu Hadrianus villasındaki bu timsah üzerinde, diğeri de Pompei'deki basma taşları üzerinde çekilen resim. Umarım siz de gittiğinizde aynı şeyi yaparsınız. Bu da kanapusun planı. Burada sözünü ettiğimiz şeyleri tekrar görüyoruz. Düz ve kemerli rentolar burada, timsah bu kenarda, karyatitler bu kenarda, burada en uçta da serapis tapınağı yer alıyor. Çünkü burada İskenderiye'den Kanapus'a uzanan kanal aynen canlandırılmak istenmiş. Bu nedenle de Kanapus'a iyileştirici tanrı Serapis'in tapınağı da eklenmiş. Plandan bunun betondan yapılmış kavisli bir yapı olduğunu anlıyoruz. Bu bir Mısır yapısı değil, son derece modern bir Roma yapısıdır. Burada kanalın sonunda görüyoruz. Bu Serapium da denilen Serapis tapınağı ve burada Hadrianus'un balkabağı kubbelerinden birini görüyoruz. Bunun Hadrianus'un kendisi tarafından tasarlanmış olması çok mümkün. Betondan yapılmış nişleri görüyorsunuz. Bu yapı aslında olasılıkla bu derin nişlerden su çıkan bir çeşme olarak kullanılmıştır. Tepede sırayla bir düz bir iç bükey dilimlerden oluşan beton kubbesini görüyorsunuz. Su kabağı ya da bal kabağı görünen bu kubbe olasılıkla Hadrianus tarafından tasarlanmıştı. Burada bunun bir ayrıntısını görüyoruz. Hamamlar Hadrianus villasında iki hamam var. Size sadece Hadrianus villasındaki büyük hamamı gösteriyorum. Bu yapı erken evreye 125-133 yılları arasında tarihleniyor. Planını gösterip çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama villada bir değil iki hamam olduğunu vurgulamak istiyorum. İkisi de devasa boyutlarda. Şunun boyutlarına bakın. Turistlerin boyu ile Büyük Hamam olarak bilinen bu yapının boyutunun arasındaki farka bakın. Bu özel bir hamamdır. Ama Hadrianus Traianus'tan iyi ders almış. Hadrianus Forumu nasıl forumların anasıysa, Hadrianus villasındaki bu hamam da tüm özel hamamların anasıdır. Burada ayrıca mimarların beton inşaatlar konusunda ne kadar ustalaşmış olduğunu da görüyoruz. Tonozlara bakın. Aynen Roma'daki Traianus Çarşısındakiler gibi dışarı fırlıyorlar. Bunlar bu geçme tonozlar bir sütun ya da duvar ayağından ziyade bir konsol üzerinden çıkıyor. Bakın duvarlarda ne kadar çok açıklık var, duvar neredeyse yok olmuş. Beton son derece sofistike bir biçimde kullanılmış. Konsoldan çıkan geçme tonozun bir ayrıntısını, üzerinin stuko kaplı olduğunu da görüyoruz. Çok hızlı Piazza Doro, yani Altın Meydan'a da bir göz atalım. Bu da Tivoli'deki Hadrianus Villası'nın erken evresine, yani 125-133 arasına tarihlenir. Sadece planına bakınca bile ne kadar ilginç bir yapı olduğunu görebiliyoruz. Burası Hadrianus'un villasında ağırladığı önemli konukları için bir kabul salonu olarak kullanılmıştı. Girişteki vestibüle bakarsanız bunun aynen Rabirius'un sekizgen odası gibi balkabağı kubbesi olan sekizgen bir mekan olduğunu görürsünüz. Bunun arkasında dikdörtgen planlı açık bir alan yer alıyor. Sütunlarla çevrili oldukça geleneksel bir mekan. Burası da kabul odası yani aulanın kendisi. Burası çok şaşırtıcı bir mekan. Aulayı özellikle ilginç ve önemli kılan burada da Panteon'da olduğu gibi geleneksel ve yenilikçi mimari unsurların bileşiminin kullanılmış olmasıdır. Burada da beton mimari ile geleneksel Yunan mimari unsurlar yani sütunlar birlikte kullanılmış. Burada da bir halka tonoz var. Duvarlarda bir dalgalanma var. Bu dalgalanma özellikle önemli çünkü bunlar beton değil. Bu duvarların sütunlardan oluştuğunu göreceğiz. Aula'nın bu kesitli aksonometrik çiziminde Haç biçimi oluşturan dalgalı duvarları görüyoruz. Bu duvarların sütunlarla desteklendiğini görüyorsunuz. Yani burada yine geleneksel mimari terminolojinin bir başka deyişle sütunların tepesindeki bal kabağı kubbesiyle birlikte kullanıldığına tanık oluyoruz. Mimaride geleneksel unsurların yenilikçi bir yaklaşımla kullanılması söz konusu. Hatta bunu Roma mimarlığındaki barok akıma bir örnek olarak bile gösterebiliriz. Bu akımdan daha sıklıkla söz etmeye başlayacağız. Burada da bunu gördüğümüzü bilmenizi istiyorum. Hızla bir iki resim daha görelim. Bu Piazza Doro'nun Rabirius'tan esinlenilmiş heykelsi vestibülü. Burada balkabağı kubbesiyle beton mimariyi görüyoruz. Bu da dalgalı bir hat boyunca uzanan sütunlardan, Aula'nın hala ayakta olan kavisli ve dalgalı duvarlarından bir ayrıntı. Hadrianus villasından son olarak çok erken bir evreye, yani 118-128 yıllarına tarihlenen Teatro Maritimo'yu, yani deniz tiyatrosunu göstermek istiyorum. Hadrianus en çok sevdiği mekan bu olduğu için inşaata bu yapıyla başlamış. Burası villasındayken bile yalnız kalmak istediğinde kaçıp gelebileceği villa içinde bir ada villasıdır. Burada bu ada villasını görüyoruz. Yuvarlak bir yapı. Burada bir asma köprü var. Kendini korumak için villa içindeki ada villasının etrafına hendek bile kazdırmış. Rabirius'un Domus Augustana'nın özel bölümündeki düzenlemeleri anımsatan bu iç bükey dış bükey oyunları görünce Rabirius'un hala hayatta olduğunu düşünebilirsiniz. Ama burada Rabirius'un yaptığından farklı olarak beton duvarlar ve kubbeler sütunlarla çok ilginç bir şekilde bir arada kullanılmış. Burada bir kombinasyon görüyoruz. Bu Teatro Maritimo'daki adanın bugünkü görünümü. Burada etrafında hendekle adayı görüyoruz. Tuğla kaplı betonla sütunların harika bileşimini ve sütunların duvarın kavisli temel hattını izlediğini görüyorsunuz. Yani burada geleneksel ve yenilikçi mimarlığın bir bileşimi olduğunu tekrar hatırlayalım. Hendeyin iyon başlıklı sütunların çevrelediği salonun bir başka görüntüsü. Bu da adadan bir başka görünüm. Sütunlarla beton mimarisinin harika etkileşimini görüyoruz. Son olarak Hadrianus mezarından kısaca söz etmek istiyorum. Hadrianus'un Roma'daki mezarı yani ünlü Hadrianus mozelyumu daha ziyade Castel San Angelo olarak bilinir. Hadrianus'un son yıllarına 135 ile öldüğü yıl olan 138 arasına tarihlenir. Ardalı Antoninus Pius tarafından kutsanmıştır. Roma'nın günümüze ulaşan çok az antik yapı kalıntısı bulunduğu için şu ana kadar sözünü etmediğimiz bir kesiminde. Burada Tiber Nehri'nin mükemmel bir Google Earth fotoğrafını görüyoruz. Burada büyük stadyumun bulunduğu Piazza Navona'yı görüyorsunuz. Burada Pantheon olmalıydı ama fotoğrafın dışında kalmış. Ağustos mezarı burada. Hadrianus Mozelium'un bulunduğu Castel San Angelo'nun önünde Tiber üstünde bir köprü olduğunu görüyorsunuz. Burada yukarıda Vatikan. Hadrianus Tiber kıyısında bir yer seçmiş. Burada mezarı için yapılan imparatorluk bahçeleri vardı. Bu Google Earth fotoğrafında Castel Angelo'nun günümüzdeki durumunu daha iyi görüyoruz. Duvarlar ve gözetleme kuleleri sonradan eklenmiş. Çünkü burası Vatikan'daki papalık tarafından kale olarak kullanılmıştır. Papalar kriz dönemlerinde korunmak için Vatikan'dan bu kaleye bir yer altı geçidinden geçerek çabucak kaçabiliyorlardı. Özetleme kuleleri de o dönemde eklenmiş. Önünde de bir köprü var. Bu 17. yüzyılın tanınmış mimarı Bernini tarafından tasarlanmış olan ünlü Ponte San Angelo. Bir dizi melek var. Bu Bernini'nin Melekli Köprüsü ile Castel San Angelo'nun bir başka resmi. Burada bizim için önemli olan milattan sonra 2. yüzyılda artık kullanılmıyor olmasına, demode olmasına rağmen bunun yuvarlak bir mezar olmasıdır. Titus'un takına, Traianus'un sütununa gömüldüğünü hatırlayın. Yani artık eskiden olduğu gibi yuvarlak mezarlar yapmıyorlardı. Ama Hadrianus bunu seçti. Neden? Çünkü Augustus'un büyük mozelyumu yuvarlaktı. O da kendisini Augustus ile özleştirmek istiyordu ve ardılı olacak hanedanlar için yeni bir mezar yaptırdı. Augustus mozelyumuna son gömülen imparator Nerva'dır. İkinci yüzyıl boyunca kullanılmaya devam edilen bu mozelyuma ilk gömülen ise Hadrianus'tur. Burada Augustus mozelyumu ile Cecilia Metella mezarı model alınmıştır. Betondan yapılmış yuvarlak bir mezar. Cecilia Metella mezarı gibi yüksek bir podyum üzerinde yükseliyor. Üstünde olasılıkla Augustus mezarındakine benzer bir tümülüs, topraktan bir tümülüs vardı. En ne vardı bilmiyoruz. Burada Hadrianus'un bir heykeli mi yoksa burada gördüğümüz gibi tapınak benzeri bir yapı mı vardı bilmiyoruz. Ama bizim için önemli olan nokta Hadrianus'un yaşamının sonunda kendisini Roma'nın ilk imparatoru Augustus ile özdeşleştirmiş olmasıdır. Her ikisi de ömür boyu Yunan hayranı olmuş Yunan eğilimleri göstermişlerdir. Bu imparatorlar özellikle de Hadrianus bunu bu yeni beton mimarisiyle çok güzel Çarpıcı ve Roma mimarlığında uzun süreli etkili olacak bir biçimde kaynaştırmıştır. Çok teşekkür ederim.